Bildiğiniz gibi 2 haftaya aşkın bir süre tam kapanma yaşayacağız. Bu süreçte çocukların, gençlerin, yetişkinlerin uyması gereken farklı kurallar olacak. Psikolog Nedim Yüksel Çakır yaklaşık 2 haftaya aşkın sürecek olan tam kapanma sürecini değerlendirdi. Çakır öncelikle bu kısıtlamayı zihnimizde yasak olarak değerlendirmeyelim. Bu kısıtlamayı kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm toplum için uymamız gereken bir fedakarlık olarak düşünelim dedi. Öncelikle bu kısıtlamayı bir yasak olarak zihnimizde değerlendirmeyelim. Bu kısıtlamayı kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm toplum için uymamız gereken bir fedakarlık olarak düşünelim. Bu süreç içerisinde evimizde bazı fiziksel hareketlerimize devam edebiliriz. Nefes egzersizleri yapabiliriz. Bununla ilgili çeşitli videolardan faydalanabiliriz diyen Çakır, pandemide 65 yaş üstü büyüklerimizin oldukça sıkıldığını biliyorum. Bayram sürecine de rastlayacak olan bu tam kapanmada büyüklerimizin hallerini, hatırlarını görüntülü ve sesli iletişim araçlarıyla sorabiliriz dedi. Hepimiz bu 2 haftayı aşkın süreyi nasıl değerlendireceğimizi öncelikle bir plan yaparak oluşturmaya çalışalım. Hangi filmleri seyredeceğiz, hangi kitapları okuyacağız, kimlerle görüntülü ya da sesli görüşmeler yapacağız bunları mutlaka önceden belirleyelim. Bu süreç içinde evimizde bazı fiziksel hareketlerimize devam edebiliriz, nefes egzersizleri yapabiliriz. Bununla ilgili çeşitli videolardan faydalanabiliriz. 1 yıl aşkın bir süredir devam eden pandemide özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin oldukça sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bayram sürecine de rastlayacak olan bu tam kapanmada büyüklerimizin hallerini, hatırlarını görüntülü ve sesli iletişim araçlarıyla sorabiliriz. Bu süreçte onlarla anılarımızı paylaşabilir ve pandeminin bittiği zamanda neler yapacağımızı, hangi seyahat programlarını oluşturacağımızı karar verebiliriz. Uzman psikolog Nedim Yüksel Çakır, bu süreçte çocuklara doğruların söylenmesi tavsiyesinde bulundu. 2 haftayı aşkın sürecek tam kapanmada özellikle pandemiyle ilgili doğru bilgilere erişmek için her akşam çocuklarımıza bu konuyla ilgili sorulara doğru bir cevap vermeliyiz. Bu konuda referans aldığımız bilim insanlarını ve bilim kaynaklarını onlara yaş gruplarına göre uygun bir şekilde anlatmalıyız.